Giresun Tarafsız Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Murat Ümit Uzun'la futbola dair her şey bu kanalda. TFF 1. Lig ve Giresun Spor'a dair tüm gelişmeleri bu kanalda bulabileceksiniz. Arkadaşlar merhabalar. Perşembe akşamı transferlerle alakalı ve Giresun Spor'a ait son durumları aktaracağımızla alakalı sizlere bir söz vermiştik. Ve sözümüzü de tuttuk. Giresun'un içindeki durumu konuşacağız. Transferlere kimler gelebilir? Bunları değerlendireceğiz. Ve sizin de çok merak etmiş olduğunuz Hakan Başkanımızın da geçtiğimiz günlerde Beyin Spor kanalında açıkladığı Kolombiyalı stoperi konuşacağız. Söz vermiştim arkadaşlar. Perşembe akşamı açıklayacağım demiştim. Bunları da sizi değerlendireceğiz. Şimdi dört büyüklerin yabancı sınırlamasından sonra elindeki fazlalık yabancı futbolcuları Anadolu takımlarını ya kiralayacaklar ya da satma yollarını arayacaklar. Fenerbahçe'den işte Kemal Ademi ile alakalı bir söylenti var. Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya ile alakalı, 20 yaşındaki futbolcu ile alakalı bir söylentiler var. Ama ben şunu duydum, Sinan Gümüş ile alakalı Göztepe'ye çok yakın olduğu bilgisi bana geldi. Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Göztepe her an imza atabilir. Galatasaray ile alakalı şöyle diyelim. Galatasaray'ın başkanı bildiğiniz üzere Giresunlu hemşerimiz Burak Elmas oldu. Burak Başkan'la Hakan Başkanımız geçtiğimiz günlerde zaten bir Hakan Başkanımız bir hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ve orada da ufak bir mini toplantı yapıldı. Bu toplantı ilerleyen günlerde tabii ki Giresun'umuza da çok büyük katkılar sağlayacaktır. Okan Koç'un gelmesinde Burak Başkan'ın çok büyük katkıları olduğunu biliyoruz. Burak Başkan'a çok teşekkür edelim. Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile alakalı bir transfer söylentileri var. Bunları da değerlendireceğiz. Ancak ilk olarak Hikmet Çiftçi, şurada da gördüğünüz üzere Almanya asıllı, gurbetçi bir futbolcu Hikmet. 6 numara ve 8 numaralı mevkilerde oynayabiliyor. Merkez orta sahada oynayabiliyor. Çok yetenekli olduğu söyleniyor Hikmet'le alakalı. Köln altyapısında yetişti. Köln 2'de oynadı. Erzgebirge Aue'de oynadı. Ve Kazansalaten'de oynadı. 22 maça çıkıp 20'sinde ilk 11 oynadı Hikmet. Ve bir de gol atma başarısında bulundu. 23 yaşında, 1.77 boyunda, 73 kilo. Gelirse Erol Can'la çok kıyasaya bir rekabet olur ön libero'da. Tabii Onur Ergün de gelirse, Onur Ergün, Hikmet ve Erol Can'la alakalı çok büyük kıyasaya orta sahada ön libero'da bir savaş verilir. Onur Ergün'le alakalı, Onur'la alakalı görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2 yıllık bir anlaşma yapıldığı bilgisini sizlere ilettim ama çok ufak tefek bir rüzgar kaldığı bilgisi bana geldi. Onur'la alakalı da Onur'un kısa bir düşünme istediği bilgisi geldi ama ben bu transferde herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Kombine fiyatlarını çok fazla soranlar var. Kombine ile alakalı ilerleyen günlerde, yani bir haftalık süre içerisinde tam net fiyatlandırma sizlere sunulacak. Başkanımız da zaten 1000 TL ile 5000 TL arasında bir fiyat söylemişti. Ama maraton ya da kale arkasında tabii fiyatlarla alakalı tam net bilgiyi ilerleyen günlerde tekrardan göreceğiz. Stadyumlarla alakalı bildiğiniz üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yapmış olduğu bir açıklama vardı. %50'lik alımlar olacak. Bunlar da taraftarlarımızı sevindiren haberler. O çok özledikleri Çotanak Spor Kompleksi'ne kim bilir ilk defa gelecek. O ambiyansı hissetmeye başlayacaklar. Düşünsenize Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Fener maçını statta hep beraber yeşil beyaz diyerek hep beraber izleyeceğiz. O ambiyansı gözlerinizi kapatarak bir düşünmenizi istiyorum. Çok güzel olacak. Hepimiz Süper Lig'de umarım hepimiz için, Giresunspor için en iyisi neyse o olur diyorum. Kampla alakalı kamp 1 Temmuz itibariyle, yani bugün itibariyle başladı. 23 Temmuz'a kadar devam edecek. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılacak. Şimdi bazıları şunu soruyor, işte kardeşim transferler yapıldı, neden Giresunspor resmi sayfaları bu haberleri paylaşmıyor? Şöyle bilgilendirelim sizleri. Şu anda kulübümüzün tahtası kapalı. 21 milyon borç var. Geçen sene de zaten aynı şekildeydi. Başkanımız yine Erzurum'da, kamp yeri yine Erzurum'daydı ve toplu bir imza töreni yapmıştı.
Yine aynı şekilde yapacaktır. Yani lütfen acele etmeyelim arkadaşlar. Çünkü ben hem başkanımıza hem de o transfer politikasını sergileyen herkese çok güveniyorum. Çünkü başkanımız gerçekten futbolda mantıklı bir politika sergiliyor. Çünkü neden? Arkadaşlar hepiniz istiyorsunuz yani isim transferler gelsin. İşte şu işte düzeltiyorum Adana Demir Belhanda'yı aldı. İşte Balotelli ile ilgileniyor. Biz niye işte yıldız futbolcular almıyoruz diye bir söylentileriniz var. Ama onların bütçesiyle bizim bütçemiz arasında uçurum var arkadaşlar. Çünkü geçen sezon hatırlayın başkanımız 8 Ağustos'ta başkan oldu 15 gün. Yani bir haftalık sürede 15 Ağustos'ta takım birleşti ve kampla yavaş yavaş kampta tabii kampta yeni gelen futbolcular da olmuştu ama bir haftalık süre içerisinde takım kuruldu. Ya ben yine şu anda 23, 22, 23 günlük bir süremiz var. Takım kurulacaklar arkadaşlar. Kimse merak etmesin. Futbolcular aç futbolcular olarak gelecek. Esat Malay'a ben çok inanıyorum ve çok güveniyorum. Hakan hocamızın Esat Malay'la alakalı ufak tefek dokunuşlar yaparak Esat Malay bu ligde uçacaktır arkadaşlar. İnşallah beni de yanıltmayacaktır. Hala iddialı konuşuyorum Esat Malay'la alakalı. Dediğimiz gibi bu bir transfer sürecinde kimse merak etmesin. Çünkü acele edersek sonumuz Denizlispor gibi olabilir arkadaşlar. Şu anda Denizlispor diye bir kulüp inşallah kalır ama Denizlispor'un borçlanmasını çok çok afaki fiyatlar, işte Sagallar geldi, Rodallegalar geldi, Mustafa Yumlular geldi, Günaylar geldi. Yani çok düzeltiyorum. Cenk Gönenler geldi. Günay değil, Cenk Gönenler geldi. Yani çok çok fiyatlar da çok yüksek fiyatlar harcadılar. Yapılanmalar biraz sıkıntı yaşadılar. Biz Denizlispor olmamak için adımlarımızı çok çok yavaş ve sağlam adımlarla atıyoruz arkadaşlar. Yani bunları sizi bilgilendirebilirim. O yüzden panik yapmayalım. İşte ne oldu, ne bitti? Bazı futbolcular da kampta denenmeye gelebilir. Belki onlardan birkaç tane seçilebilir. Çünkü orası Süper Lig. Farklı bir lige geçtik. Farklı bir lig atladık. O yüzden panik yapmayalım. Biraz daha bekleyelim. Umarım güzel olacaktır. Şimdi Jesse Sekidika dedik. Sekidika 24 yaşında 24 yaşında 1.74 boyunda 68 1.74 boyunda 68 kilo. Kanatlarda ve forvetlerde oynayabiliyor. Ama ben Sekidika'nın hala bir patlama yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Eskişehir'de evet bir patlama yaptı ama Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da adeta yoklara oynadı. Konya'ya gitti. Konya'da bu sezon 22 maçın 19'unda ilk 11 oynadı. Ama bir gol, bir asistlik yapma becerisinde ve başarısında bulundu. Bu da bir kanat oyuncusu için ve forvet mevkinde oynayabilen bir futbolcu için çok düşük bir istatistik. Ama Sekirika'nın şu özelliği var. Hızlı bir futbolcu. Gelirse ne yapabilir? Tabii ki iyi bir takımda iş yapabilir mi? Sekirika'da ben şunu görüyorum. Bir özgüven sorunu var. Bu özgüven sorununu eğer aşarsa iş yapabilir. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet, o çok beklediğiniz transferi açıklayacağım şimdi arkadaşlar. De 1.82 santim demiştim boyu ve 27 yaşında demiştim. Öncelikle Giresunspor sayfalarında çok fazla arkadaşlar abi kaç yaşında işte nereli diye soranlar olmuştu. O kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Kardeşlerim boyu 1.82 santim değil 1.81 santim. Çünkü ben size 1.81 deseydim o ismi bulacaktınız ve o ismi açıklayacaktınız. O yüzden şu anda kulüp politikası gereği o ismi açıklanmasını o zamanlar uygun bulunmamıştı ve ben de bu yüzden sizleri bilgilendirmemiştim ve tam ismi size söylememiştim. Şu anda söylüyorum çünkü söz verdim. Çok fazla soranlar oldu. O yüzden söz verdim çünkü bu ismi de Hakan Başkanımız açıkladığı için rahat bir şekilde ben de sizlere aktaracağım. Bu isim Alexis Perez. Şurada da gördüğünüz üzere Alexis Perez'i. Güney Amerika'nın 2 numaralı kupası olan Copa Sudamericana'da oynadı. Lanús'ta oynadı. Bu sezon çok başarılı işler yaptı. 22 maçın, düzeltiyorum, 17 maçın 16'sında ilk 11 oynadı. Sol ayaklı bir stoper, kesici bir stoper, süratli bir stoper.
ve lider karakteri de bir sahip bir stoper. Çünkü Quartararo da kaptanlık yaptı bu futbolcu. 27 yaşında, 1.81 santim boyunda ve 73 kilo. Şu anda aşamalar, görüşmeler devam ediyor ama tam net biten bir şey yok. O yüzden umarım Giresun'umuza gelir. Çünkü defans hattı adeta cayır cayır olacak. Bir alev alıcı defans hattı. Çünkü Alexis Perez gelirse, Douglas, Sergen, Diarra. Yani çünkü Alexis Perez de gelse, işte Douglas da gelse tabii ki forma hak edeni olacak. O yüzden ilerleyen günlerde bu isimleri de göreceğiz. Dediğimiz gibi transferler kampta da devam edecek arkadaşlar. Yani ben kamp içerisinde de transferler devam edecek. Yani o yüzden panik yapmayalım. Biraz sakin olalım. Fatih Kavlak hocamıza, Hakan Keleş hocamıza bir şans verelim. Çünkü onlar bu transfer politikasını çok ince ince yapıyorlar. A, B, C, D planları var. Bu isimler olmazsa, Alexis Perez olmasa da B planı, C planı ve D planı var. O yüzden defans hattını sağlamlaştırıp tabii ki ileride forvet de alacaklar. Kanatlara da futbolcular alınacağını düşünüyorum en azından. O yüzden biraz daha bekleyelim. Çünkü biz bir Adana Demirspor değiliz. Bizim Belhanda gibi futbolcu alma gibi onlara para harcayacak bir bütçemiz yok. Biz aç ve futbolu Giresun'da futbol oynamak isteyen genç ve başarıya aç isimler alacağız. O yüzden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İlerleyen günlerde de Ferhat Karademir abim gelecek. Giresunspor'umuzun basın danışmanı. Onunla da soru sorabilirsiniz. Şu an zaten bu videonun altına yorum yazarak yetişebildiklerimden birkaç tanesi de ona sorabilirim. O da zaten yetkili merci olarak transferleri kendisi de bilgilendirecektir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.